Merhabalar. Biliyorsunuz her hafta yeni skeçler yazıyoruz. Çoğunlukla da konu bulmakta zorlanıyoruz. Evdekiler de, eş dost, akraba da genelde bizi yaz. Bizim hayatımız skeç, hatta film diyorlar. Bizi yaz, bizi yaz diyorlar ama onları yazdığımızda da bazen sonuçları hayal ettiğimiz gibi olmuyor. Fatma ile birlikte yazdık. Yazma onu, küserim geliyor. İyi seyirler. Acaba? Seni kesin kovacaklar. Gerizekalı ya. İkinci sezon var ya, altyapıdan bir sürü kız olacaklar, seni de kovacaklar. Hasan defolup gider misin? Skeç yazmaya çalışıyorum ya. Yaz, Hamza girer. Sonra? Sonrasını Hamza halleder ya. Ben mi yapayım onu da? Ne oluyor? Hasan, hani ödevin? Sen niye gülüyorsun bakayım? Ablama skeç yazamamasına gülüyorum anne. Ya yazdım anne, 6 sayfa oldu ya. Ay, yazmıştır benim kızım, bakayım. Bakayım ne yazdım. Bizim aileye yazıyorum anne. Ha, ne oluyor? Amcamlarla halamlar bize geliyorlar. He. Sonra sen de hayattan nefret ediyorsun. Sonra ne oluyor? Babaannem gülüyor, bütün ortalığı karıştırıp gidiyor. Ay, her zamanki gibi. Vallahi öyle anne. Sonrası kahkaha tufanı. Okuma. Ben sana diyeyim, ortalık karışacak. Kaç kurtar kendini. Ay, siz ciddisiniz. Yazma kızım, ona ayıp olur canım ha. Anne, ne demek yazma ya? Okuma var akşam. Hoca gerçeklerden yola çıkın diyor. Ver bakayım, şu gerçeklerle bir yüzleşeyim. Kimim ben? Semra mı? Yani. Heh. Ne diyorum? Heh. Amcanın ayağı çok pis kokuyor. Gelince terlik vereceğim, sonra da yakacağım. Bu ne Fatma? Nasıl? Yapmadığın şey mi anne? Acı, saçmalama. Hayır. Yapma onu. Yapıyorsan da şey yap. Onu sen de, ben sana şey diyeyim. Kızım, ayıp, o senin amcan diyeyim. Bana onu yaz. Abla şey de yazsana. Hani babaannem bizde kalmasın diye annem kombiyi kapatmıştı. Hayır, saçmalama. Şey yaz babaannene. Kombi. Sevgili kayınvalideciğim, gelmeni çok istemesem de seviyorum seni gibi bir şey yaz. Anne, bu da çok kötü ki. Ay, ne yapayım? Babaannenle ilgili iyi bir şey söyleyemiyorum ki ben. Ne yapayım yani? Her şeyi yazdım. Halam babaanneme çörekleniyor ya, babaannemin evine gidiyor falan. Oralarda kalıyor. 100 yıl. Onu yazdım. Sonra çok kötü giyindiğini yazdım. Çok zevksiz bir insan olduğunu yazdım. Bana bak, halanın evde kaldığını da yazdın mı? Ya skeç onunla başlıyor zaten. Seni gebertin, patla sil bunu. Ay, ben babana ne diyeceğim Fatma? Sen bizim aramızı mı bozmak istiyorsun? Abartma anne ya. İnşallah seçilmez. İnşallah. Bak, anne ahı alıyorsun, inşallah seçilmez. Hatta seçilirse de tırt olur inşallah. İnşallah oynanmaz ya Rabbim. Sıklar olsun. Ya, gülme lan. Sıklar olsun. Ziller çalsın yerler. Hemen sonra diyorum, bu skeç burada devam et. Güzel bölüm ama. Seyirci iyi eğlenmiş. Allah'tan ablamız skeçini sona koymuşlar da sonuna kadar gülebildiniz ha. Nevza, sen bir şey demeyecek misin? Ben ne diyeceğim ya? Ben ne diyeceğim ya? Kızımız zaten diyeceğini demiş. Daha doğrusu sen demişsin, o da senden esinlenmiş. Skeç değil bu ya. Skeç değil bu. Akraba cenaze töreni ya. Gömmüşsün. Bütün akrabalarımı gömmüşsün. Az evvel amcanı kaldırdık. Gördün değil mi? Allah rahmet eylesin. Ay, ne var canım Nevza? Kız küçücük bir şey almış, onu abartmış. Bir bala sanatı o şey. Evet baba, çoğu kurgu zaten yani. Herkes bir şeyler ekliyor. Prova da çıktı. Haftaya ben de geleyim sizin provaya. Ben de bir şeyler eklerim. Ne diyorsun? Olur. Mesela ananın ailesini yazarız. Nasıl? Ne alakası? Değil mi? Duyarsız anneanneni yazarız. Ne bileyim, işte o patavatsız teyzeni yazarız. İşte yersiz yerlenen dayını yazarız. Nasıl fikir? Allah Allah, saçmalama. Saçmalama. Tebrik telefonlara geliyor bak, tebrik telefonlara. Ya bana ne kızıyorsun? Sanki ben yazdım ha. Kim o? Dayım. Aç buraya. Aç, megafonu aç. Sakın bak, kimsenin sesi çıkmasın. Bak ne dedim ha. Ha 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 ha
Bak bir de alay ediyorsun, görüyorsun mu? Alay ediyor. Alo dayıcığım. Alo dayısının glüğü. Döktürmüşsün ya. Bak dedem bilgisayar başında internete düşsün gene izleyeceğim diyor. Şey normal skeç işte dayıcığım ya. Abartılacak bir şey yok. Yok normal skeç olur mu ya? Baban ne yaptı baban? İzledi mi? Güldü mü? Gülmedi değil mi? Hiç gülmedi değil mi? Tadı kaçtı değil mi? Evet Sezgin. Hiç gülmedim. Tadım kaçtı. Sen de kına yak tamam mı? Ay niye kapatıyorsun dayının suratına telefonu? Ya o terbiyesizlik yaptım. Vallahi iyi yaptın terbiyesiz. Tamam baba kızma ya. Daha amcamlar izlememiştir zaten. Evet. Ha, onlar... Halan arıyor. Halan. Efendim şeyime. Kızım, kızım, anama niye küfür ediyorsun? Senin anan benim anam. Geliyorlarmış birazdan, birazdan geliyorum. Alo, hayır saçmalama. Tabii ki sen kötü giyinmiyorsun ya. Kostümün abartması o. Olur mu hiç öyle şey? Hayır, öyle bir şey... Hayır, sen evde kalmadın, 39 yaşındasın ama bu senin personel tercihin. Hayır şeyime. Lütfen. Tamam, onunki kokuyor. Evet, yanında mı? Hay Allah. Ama hangimizinki kokmuyor değil mi canım? Kızım madem kapıdasınız niye arıyorsun manyak? Dur tamam geliyorum. Gelmişler buyur. Hadi bakalım. Gülerim gülerim. Hoş geldiniz. Kesin izlemişler. Salak herkes her şeyin farkında zaten. Ya şu an yemin ediyorum skeci sanki izliyorum ya. Babaanne. Hoş geldin babaanne. Öpeyim gel gel. Gel seni oturtayım gel. Bak sen gel buraya otur. Buradan tam ortalığı iyi karıştırırsın ha. Halaların bir tanesi. Gel alam ayakta kaldın. Gel sen şuraya otur. Şurada çöreklen sen. Fış yapmadım, fış yapmadım. Amcacığım. Hani ayağı kokuyor ya, kokuyu aldım, bayıldım. Daha fazla şaka kaldıramayacağım tıknazı yerim. Tamam, geç şuraya, geç. Geç şuraya. Geç. Geç amca. Tamam, neyse, yeter, tamam. Tamam. Tamam ya. Tamam oğlum, Veysel, tamam dur. Kızım, terlik ver amcana, terlik. Yok, yok, aman diyeyim, lütfen diyeceğim ya. Ben terliğinizi kokutmayayım, tedarikli geldim ben ya. Zaten... cümle, alem ne olduğunu öğrendi. Ya tamam Veysel, saçmalama, bırak koksun ya. He, benim ayağım kokuyor yani. Vallahi hiçbir şey diyemeyeyim ya. Ben ayağımı, efendim, zaten ben... Kesinlikle saçmalıyorum ya. Bunlar poşetle gidebilir mi ya bunun kokusu? Kızım sen ne yap biliyor musun? Bana bir leğen getir, içine çamaşır suyu, yüzey temizleyicisi ne buluyorsan at iyice köpürt. Ben onları koyayım, çıkana kadar bunlar sizi rahatsız etmez. Olur mu kızım? Anne böyle yapayım mı kızım? Tamam Veysel ya. Anne sen bir şey demedin de Rehlü. Ne desin yenge? Ne desin kurban oldum? Ne bıraktınız ki kadına ne diyecek ya? Programda kendini izlediğinden beri lal oldu kadın. Hayata küstü ya. Şunu da şuraya bırakayım. Yersiniz. O ne alacağım? Çörek. Çörek Fatma. Çörek yaptım yavrum. Ben insanların hayatına çöreklenmeyi severim ya. Çörek getirdim. Ya öyle bir şey. Çok severmişim ya. İnsanların hayatına çöreklenmeyi. Öyle bir şey yok ya. Öyle bir şey yok. Şey yapmayın o. O bir şey değil. Ya her şeyi geçtim. Sence ben insanların hayatına mı, annemin hayatına mı çöpleniyorum ben ya? Oh canım. Ya olur mu canım? Yani sonuçta 39 senedir onun yanındasın. En fazla o yani. Tabii, başka tabii. Bir şey yok. Öyle değil mi? Yazıklar olsun torunum. Eskiden seninle gurur duyardım. Şimdi duyduklarıma inanamıyorum. Ben ortalığı mı karıştırıyorum? Veysel sen söyle, ben ortalığı mı karıştırıyorum? İşte dedim ya kız. Aman anneciğim, Allah aşkına. Senin de yani dilim pabuç kadar şimdi konuştum. Semra, lütfen. Kızım, kızım hemen özür dile amcandan. Özür dilerim amcacığım. Benden de özür dilesin o zaman. Senden niye özür diliyor lan? Akrabalarını üzdü.
Ya Allah aşkına ya, bir baksana Veysel ya. Ben kötü mü giyiniyorum ya? Ya ben rüküş müyüm ya? Ya her şey geçtim. Ben anamın evine mi çürekleniyorum ya? Ya bana ayağın kokuyor dedi ya. Benim... Bundan sonra... Bundan sonra bana amca demeyin. Kok amca deyin. Telefonla aradığınızda şey deyin. Kok amca, kok amca deyin. Ben de efendim deyim. Ne kadar esanslı bir kok amcasın deyin. Aynen öyle deyin. Bana bundan sonra aynen öyle deyin. Ne güzel konuştun Veysel ya. Vallahi son noktaya koydum galiba. Saçmalama Veysel. Aa, kız ne var yazmış kız burada. Sen de okurken eğlenmedin mi? Çok. Üf fena. Yaradım burada. Ya ben her şeyi geçtim. Ben evde mi kaldım ya? Ben evde kalacak insan mıyım? Benim tüme baksana ya. Ayıp bir şey. Yazılacak şey değil. Yazma dedim. Ben de dedim hala yazma dedim. Benim gözlerimden yaşlar süzülürken o kahkaha atarak yazdı. Benim babaannem ortalığı karıştırmaz dedim. Benim halam çöreklenmez dedim. Benim eniştemin ayakları arada bir koksa da o benim eniştemdir dedim ben bağırma. Senin eniştenin ayakları kokmuyor. Amcan oğlum bu. Çok güzel yakaladın baba. Ben de bir an gerçekler suyu çıktı dedim yani. Çünkü benim kokmuyor ki. Doğru dedin. Ya sen o kadar emin olma kendine yine de. Neyse. Şey yapmayın ya. O kadar şey yapmayın. Hadi işte bana bak. Kızım hadi. Amcanın özür dilerim. Hadi. Amcanın özür dilerim. Peki, peki, peki. Bir şey soracağım. Orayı geçmedik mi ya? Özür dedi falan. Dönüp dönüp aynı yere dönüyoruz. Güzel gidiyordu skeç. Bir de ezberlenseymiş çok iyi olurmuş gerçekten de. Bir daha kokuyor dersiniz salonu terk edeceğim. Çünkü gerçekten kokmaya başlıyor bu kadar basit değil mi? Yanımdakilerden şüphe etmeye başladı. Yani. Çünkü birinin neredeyse ağzımda siyah çorabı. Buyurun Evliya Bey. Peki sana Fatma, çok önemli bir şey soracağım. Samimi cevap versene bana. Hiç mi düşünmedin yazarken bizim kırılacağımızı, paramparça olacağımızı hiç mi düşünmedin ya? Ben şimdi hangi mecliste bu ayacıklarımı çıkarabilirim Fatıma? Ha? Soracağım ya. Yazarken... Ne? Yazarken diyorum, eğlendin mi ya? Eğlendim amca. Kızım sus ama aa sen de. Ya niye susuyorum ya? Kötü bir şey demiyorum ki. Ya siz bunu yaparsanız ben neyi yazacağım? Yok o alınacak, yok bu yanlış anlayacak diye ne yazacağımı şaşırdım ben ya. Sizin sayenizde o skeç güzel oldu, farkında değil misiniz? Ben de sizin iyi yönlerinizi yazabilirdim. Kim gülecek ki amcam iyi bir insan desem? Ya şurada 40 yılın başında bir tane skecim beğenilmiş, aferin yeğenim diyeceğin yerde geliyorsun bana, ayağım mı kokuyor diyorsun? Kokmuyor amca ayağın. Değil mi? Ölmüş senin ayağın. Amca be, ölüyü bile bir kere gömmeden yıkıyorlar ya. Gel, gel. Ne oldu? Dur, ben geleyim. Ne oldu? Kokuyor. Arada beni de rahatsız ediyor. Kokuyor. Amca ya. Aslan yeğenim benim. Kalemine sağlık ya. Çok iyi yazmışsın. Çok iyi yazmışsın. Tebrik ediyorum. Fatma, gel, gel. Ben önermemi çıkardım. Önermemi çıkardım. Bundan sonra 12 günde bir çoraplarımı değiştireceğim. Ama hemen o kadar hızlı yapma, alerji yapar seni çünkü 20 günde bir değiştirdiğin için atıyorum 15'ten geriye doğru git. Ben kimin olayım diyorum. Yaz bunu yaz güzel. Fatma, güzel kızım. Vallahi ben de evlenemediğimin farkındayım. İstemez miyim evlenmek? Ama aday yok. Ne oldu çıkar be. Sen bulsana oradan bana. Yaz, yok yok. Gel gel. Ya. Çaresiz. Fatma kızım, ben söylenenlerin hiçbirine inanmadım. Hepsi şakaydı. Benim hakkımda söylenenler. Hep söyledi. Bana bak Veysel. Sen şimdi o ayak muhabbetini falan geçti. Ben bu asıl şeyi yazar diye korktum. Aksi aksi. Hani o senin hanımın biriktirdiği paralar vardı ya. Hani biz onları beraber yediydik. Hadi sonra da hanıma şey dedi ya, hırsız girdi. Sonra karakola gittik de abi. Yok oğlum.
Hani robot resim çizecekler diye seni çizdilerdi. Ha, ha, o ne bileyim ya. Onu yazar diye çizdilerdi. Aman, onu yazma kızım. Ben bunu bilmiyordum ki. Ya ya, onu yazma. Ben bunu bilsem yazardım yapma, ki. Hayır, yok, hayır, hatta ben gideyim yok, yazayım bunu. Yengem beni boşar, yazmıyor. Yengem beni boşar. Çok güzel hareket diyenler. Normalde zile gitmesi gereken skeç. Yani güzel bir, çok gerçek bir konuydu. Çok hayattan bir şeydi. Bir tek ortasında bir düzleşme oldu. Yani giriş gelişmeden sonra bardak gibi oturdunuz. Bir de tabii üstüne çok, birkaç tane şaka yapılabilir ama koku meselesi böyle çok da fazla üstüne şaka yapılacak bir konu değil, habire tekrarlamaya. Gerçekten salondan uyuz olmaya başladım ya, birinin kokum geliyor diye. Birbirimizden soğumayalım tabii. Senin bu şeydeki, her işimiz offsettaki tipe benziyor değil mi bu? Evet. Ya bakın, o sıkıntı. Ben öyle mi dedim? Bir soru sordun Tuha, onu bir daha sor bakayım. Eğlendin mi sorusunu? Ha. Peki sana çok samimi bir şey soracağım. Efendim, aynısını tekrar et. Eğlendim. Aferin Evliya. Tipleriniz güzeldi, daha da eğlenebilirdik. Baştan çok güldün, yordun kendini. Skecin girişinde çok güldün, yordun kendini. Evde daha fırlama olup bölümünde, devamında, çünkü üç gündür provada da gülüyorsun. Zordur yani. Bir skeçte sürekli gülüyorsanız gerçekten çok büyük efor harcarsınız. İsterseniz deneyelim bir gün. Ha, önermemize gelince, çocuklar sizi de böyle konuşmayınca da siz böyle işkence ediyorum çünkü oluyor bazen. Sıkıldıysanız salonda bir tur atın. Diğer skeci hazırlanan varsa gidebilir ama şunu konuşmaya değer buluyorum. Tabii skeç, yani ailem, sana söylüyorum, toplumum, sen anla gibi de bir mesaj da veriyor. Çünkü bazen bizim çok anlamadığımız duyarlılıklar da oluyor. Biraz İş şaka merkezinde biz kendimiz oturduğumuzda eskisi kadar hoşgörülü olamıyoruz tabii. Mesela hala taklidinin yapılmasına hoşlanmayanlar var. Ben mesela hiç sevmediğim bir şey. Safa bayağı dükkan açtı. Habire ben de şu anda ben Safa'yım mesela. Şu anda konuşan Safa yani. O derece yani. Yani hoşgörü, çünkü aslında bize hoş gelmeyen şeyler için gerekli ya. Zaten kendisi hoş görünen bir şeye hoş görmek marifet değil. Size hoş gelmeyenleri de hoş görelim. Bir daha hoş demeyeceğimi de söz veriyorum bu sonunda. Çok güzel hareketler devam ediyor.